Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlık: Merkez Bankası'nın el freni, Erdoğan'ın fendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan çıktı sahneye, enflasyon raporunu açıkladı. 2024 için enflasyon tahmini %38'den %44'e çıktı. 2025 için ise %14,5'tan %21'e. Yani enflasyonun gözü yükseklerde. Acaba Merkez Bankası ve iktidardan başka enflasyonun onların beklentileri kadar düşmesini bekleyen var mıydı? Haliyle kimse de pek bir hayal kırıklığı yaratmadı. Peki neden bu enflasyon bir türlü düşmüyor? Çünkü sadece para politikasıyla enflasyon dizginlemeye çalışılıyor. Faizler artırılıyor, para sıkılaştırılıyor ama fiyatlar hala tırmanıyor. Neden? Merkez Bankası'na iktidarın maliye politikasından destek gelmedikçe yani devlet harcamalarını da dizginlemedikçe, enflasyonu sadece faizle düşürmek pek mümkün değildir. Maliye politikası dediğimiz şey, devletin gelir gider dengesidir. Harcamalar kısılmadıkça, gerçek anlamda, tasarruf yapılmadıkça uygulanan her plan, program anlamını yitirir. Kısacası, enflasyonla mücadele tek bir cephede savaşmaklı olmaz. Her cephede mücadele etmek gerekir. Başkan Karahan, biz karar verici değiliz, sadece tahmin yapıyoruz, diyor. Eyvallah da Merkez Bankası her seferinde enflasyon hedefini tutturamıyorsa, demek ki bu tahmin işinde bir sıkıntı var galiba. Zaten her şey para politikasıyla çözülebilecek kadar basit olsaydı, o çoktan yapardı. Zira dayanamamaya başladı. Çıktı, yine açıklamasını yaptı. Erdoğan, inşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek bundan hiç endişeniz olmasın. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu, dedi. Kendisinin konuşmaları, oyunu bitirirken karşımıza çıkan bölüm sonu canavarı gibi, bir türlü geçemiyoruz bu seviyeyi. Biraz geriye dönecek olursak, açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın, demiştin. Öncelikle, sen bir ekonomist değilsin ve öğrenmemişsin. Kendi kafana göre, hiçbir kitapta yazmayan şeyler denedin. Ülkenin ekonomisine darı ektin. Dünyada kabul görmüş ekonomik teoriler, enflasyonla mücadelede faiz oranlarının artırılmasını önerir. Ama sen, faiz sebep, enflasyon neticedir, diyerek tam tersini yaptın. Sonuç ortada, Türk lirası değer kaybetti, halkın alım gücü düştü, enflasyon kontrolden çıktı. Peki, nedir ısrar etmekteki sebebin, İslami kurallarla yürümüyor işte ekonomi. Belki de bir oyun zannediyorsun ama inadın nedeniyle gerçek insanların hayatlarını karartıyorsun aldığın kararlarla. Sonuçta bunları söylerken karşısında ben gazeteciyim diyenler oturuyordu. Hepsinin işvereni kendisi olunca hikaye pek de kurcalanmadı. Hal böyleyken ekonominin gerçekten düzeleceğine inanan var mı? Bu yazı Murat Muratoğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?